Ya biz bu arabayı ilk başta sıfır olarak ablama almıştık arabayı. Jantını koyduk, eğrini koyduk, ses sistemini daha çok doldurduk. Artık ablamın kullanacağı şekilden çıkmaya başladı. Dedim ben bu arabayı ben kendim alayım dedim. Beyaz SSR zaten çok koyan yoktu. Bunu tercih ettik. Güzel de durdu zaten. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz yeni kasa Renault Clio aracımız oldu. Tasarımımız çok hoşuma gittiği için bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Kanka hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyisindir. İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Çok şükürler olsun. Seni gördüm. Böyle güzel bir tasarımı gördüm. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim abi. Aracın tasarımı, yapılan işlemleri çok hoşuma gitti. Bu arabanın serüveni nasıl başladı? Ya biz bu arabayı ilk başta sıfır olarak ablama almıştık arabayı. Ya ben böyle bir ufaktan bir ses sistemi falan koyunca artık ablamın kullanacağı şekilden çıkmaya başladı. Dedim ben bu arabayı ben kendim alayım dedim. Jantını koyduk, eğrini koyduk, ses sistemini daha çok doldurduk. Ondan sonra fuarlara falan katılalım derken araba artık tamamen bizim oldu. Peki ablana alındı bu araba, doğru mu? Doğru. Ama senin kafanda var mıydı Clio? Ya aslında benim kafamda farklı bir projeler vardı. Ya bu denk geldi, bu nasip oldu. Renk olayı şimdi turuncu bir de mavi. En çok benim hoşuma giden renkler. Evet. Ya ben aslında ilk başta Nardo Gri olarak gittim bayiye. Nardo Gri ellerinde kalmamıştı, tek turuncu kalmıştı. Ya turuncu da güzel renk ama benim Nardo Gri hoşuma gidiyordu. Nasibimizde bu varmış. Ama bu renk ve de mavisi nedense bu arabalara benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Farklı bir hava katıyor renk evet, olarak. Evet biraz daha parlak durduğu için öbür renklere niyazen bu renkler daha çok tutuluyor. Katılıyorum düşünsene. Bundan önce çok güzel bir FZ5 vardı. Beyaz o da. Evet. Ama onunla baktığımda air süspansiyon tercih etmemişsin ama doldurmuşsun arabayı. Evet doluydu. Böyle aldık babamla yapmaya başladık. Her şeyi doldurduk. Ya baktım piyasada çok fazla artmaya başladı Honda FZ5. Zaten hemen satışını verdik onu zaten. Onu sattık zaten. Kafanda his kaldı mı? İleri zamanlarda gene bir FZ5'e geçeyim. Onu gene eğrili doldurayım şekilde var mı yoksa FZ5'te zevkimi aldın mı diyor. Ya aslında FZ5'te yapacaklarım vardı. Sistemi falan yapacaktım. Aslında bundan sonra tekrardan bir FZ5 düşünüyorum. Yani gene bir Honda'ya geçiş yapabilirsin. Evet gene bir Honda'ya geçiş yapacağım. Bunun serüveni ne zaman başladı tam olarak? Bunun serüveni tam olarak bir 6 ay önce başladı. Çok kısa süre sürdü zaten. 2-3 ay içinde bitirdim. Ama çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz da araba hakkında ufak da olsa bilgi almak istiyorum. Tabii. Arabam 2023 model. Daha 11.000'di arabam. 1.0 motoru var. 90 beygir. Yazılım mevcut değil arabamda. Ama düşünüyorum yazılım atmayı. Çünkü arabanın çekişinde bayağı bir sorun oldu ses sisteminden sonra falan. Ağırlık geldi sonuçta. Ağırlık çok geldi. Bir de 3-4 kişi arabaya binince araba hiç gitmiyor. Diyorsun ki ufak bir yazılımla onu da tamamlarız. Evet, ufak bir yazılımla da onu da çözeceğiz inşallah. İnşallah her şey istediğin gibi olur. İnşallah. Şimdi şöyle baktığım zaman aracın sadece ön tamponu çok güzel bir şekilde tasarım olmuş. Sanki modifiye yapılmış gibi güzel bir tasarım ortaya çıkmış yani. Evet özellikle zaten şu detaylar çok güzel. Bir önceki Clio 5 kasasına göre. Dediğin gibi ön kafayı sadece oynamaya gerek yok. Evet. Ama sen önceden bir ek çalışması yapılmış sanki. Resimlerde evet, öyle gördüm. Evet. Önceden bir ekim vardı. Birkaç ek denemesi yaptık. Olmadı. Tutturamadık eki. Şimdi bir projemiz var. Ek. Onu çıkmasını bekliyoruz. Çıktığı gibi takacağız zaten ekimizi. O da olmasa ek koymayacağız hiç. Büyük bir ek mi olacak yoksa narin bir ek mi tarzı gireceğiz? Öyle çok abartılı arabanın görselini olmamak şartıyla narin bir ek koymayı düşünüyoruz. Çünkü şöyle baktığımda sadece ön tampon modifiye yapılmış gibi duruyor. Ek nasıl olur bilmiyorum. Şimdi güzel de olabilir, kötü de olabilir. Evet. Ama bu şekilde çok güzel bir şekilde gösteriyor önünü. Evet. Onu diyebilirim. Yani o da ek de içimizde kalmasın diye deneyeceğiz zaten. Yo, böyle de zaten daha iyi. Sadece biliyorum bu arabalarda logoyu da değiştirmişler. Aslında ben o gri olan yerleri turuncu yapmayı düşünüyorum. Bakalım. İnşallah inşallah. Ama bu arabanın jantları da çok güzel. Sadece evet. Jantları arabayı ön plana atan kısım. Evet. Aslında jantları ilk başta siyah bir jant koyduk. İlk yapmaya başladığımızda eğri falan yoktu o zamanlar. Bir siyah jant koyduk. Ben zaten çok siyah jant severim. Önceki Honda aracında da siyah jant vardı. Siyah jant arabayı patlatmadı. Beyaz SSR zaten çok koyan yoktu. Bunu tercih ettik. Güzel de durdu zaten. Şimdi söyle söyle. Arabada ufak tefek siyah detaylar var sadece. Siyah güzel durur ama işte biraz daha geri atıyor. Evet. Beyaz nedense bu aralar piyasada çok tercih evet. edilen bir renk. Bir de arabayı nedense her zaman ön plana atıyor. Ya şu an zaten 10 aracın hemen hemen 9'unda beyaz jant var zaten. Siyah mavi videolarda falan patlamadığı için biz de değiştirme kararı aldık. Ama jant tercihin gerçekten çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Sadece bu arabanın resmini kaydetmiştim Instagram'da. Dedim ki bu arabaya ben bugün yazarım, yarın yazarım. O arada sen bana yazdın. Evet. Allah razı olsun. Evet. Benimle paylaştığın isim bu güzelliği. Çok teşekkür ederim. Peki ileride jantları
değiştirmeyi düşünür müsün yoksa bu şekilde bu arabayla devam mı eder? Yani birkaç seçeneğimiz var. Şu an tam aklımızda bir kroma dönme bir seçeneğimiz ama SSR'dan değil başka bir modelden dönmeyi düşünüyorum ama şu anlık değil. Bir ilerleyen süreçlerde. Ya, şu an zaten bunu da aynı koyduk zaten. Yani diyorsun ki bir serüven bu şekilde devam aynen, eder yani. Aynen bir serüven böyle devam edeceğiz bakalım. Değişiklik şart arada bir. Aynen. Değişiklik olması lazım. Şimdi şöyle baktığımızda arabanın arkası da çok güzel. İleri zamanlarda şöyle ufak da olsa bir spoiler tercih eder misin? Ya aslında ilk aldığımızda RS spoiler'ı çok düşündüm. Yani ilerleyen zamanlara baktığım zaman gerek duymadım. Araba zaten olmaya başladı yavaştan. Şu anlık için düşünmüyorum RS spoiler. Ama söyle de güzel duruyor ama sanki olsa böyle piyano bilek farklı bir görüntü de sağlayabilirsin yani, ki egzoz büyük tercih etmişsin. Evet. Alt tarafı doldurmuş. Evet. Zaten stoplar şeffaf olmuş. Aynen. Sanki en üstte ufak bir şey olabilir ki benim düşüncem sadece. Ya aslında ufak bir şey araştırdım. Hazırda yok zaten yeni model olduğu için. Tasarlatmak gerekiyor. Ona da ufak bir şey tasarlatabilirsek sadece ufak bir şey koyacağım. Yoksa öyle kaba bir şey koymayı düşünmüyorum. O zaman da sırıtabilir yani. Evet o zaman da sırıtır. Şimdi biliyorsun bu arabalar piyasada şeffaf stop çok tercih eden çok asırı var. Evet. Zaten bu arabayı orijinalinde var. Yani, o çok güzel hava katmış arkaya. Aynen. Benim avantajım zaten tek stoplara bir şey dokunmadım. Zaten o da fabrika sağ olsun bizi düşünmüş. Anladı herhalde modifiye yapacağımız arabaya. Aynen. Yani stoplarda herhangi bir oynamamız yok şu anda. Yani yapmana da gerek yok bence. Aynen. Ya ileride belki bir dizayn yapabiliriz stopun içerisine ama şu anlık böyle güzel. Aynen katılıyorum düşünce. Şimdi en alta doğru indiğim zaman tamponlarda da ufak dokunuşlar var biliyor musun? Ön tampon gibi arkalara da oynamışlar fabrikasyon. Evet. Aslında bunun üst paketi var. Onlar şeyinden difüzöründen koymayı düşünüyorum. Hafif böyle çizgili çizgili geçiyor. Yapmayı düşünüyorum en kısa süre içerisinde. Şimdi arabanın önü arkası bu şekilde bence çok farklı duruyor biliyor musun? Evet. Şimdi arabanın üstüne ne kadar ekleme yaparsan bu sefer bana göre arabayı bozmuş olabilir. Evet. Ne kadar çok uğraşırsan bozuyor. Tabii bazılar sade seviyor. Bazılar da abartı seviyor. Onların herkesin şekilleri biliyorum. Farklı evet. Oluyor. Ama bu şekilde hani egzozla çok güzel şekilde arkayı tamamlamışsın. Başta ben Varex falan koydum. Ya biraz motor gücü düşük olduğu için bir yazılım falan gerekti. Biraz bağırması için. Biz de sadece görsel olarak egzoz uçu koyduk iki tane. Bence böyle güzel oldu. Bence 120'lik tam yerinde olmuş. Evet. Şimdi izleyen diyecek evet. Ki ne gerek var bu kadar büyük egzoza. Evet. Ama nedense benim çok hoşuma gidiyor. Büyük evet. Olduğu zaman arkayı dolduruyor. Evet. Şimdi ufak da tercih edebilirdi. Ya ufak da tercih edebilirdik ama bu sefer de ben arkasına geçtim. Arabanın arkası çok boş duruyor. Aynen. Yani önden araba çok farklı duruyordu. Arkadan çok farklı duruyordu. Biz de dedik böyle bir şey yapalım. Egzozların uçlarını büyütelim dedik. Daha doldurmaya başladı. Yani böyle. Resim attın ya. Arkası benim çok hoşuma evet. Gitti biliyor musun? Evet. Egzozdan dolayı arabanın arkası ön plana atıyor. Evet. Söyle söyleyeyim arabanın gerçekten dış tasarımı çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ellerine ederim. Sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bunun konforuna da bakalım. İçine geçelim. Tabii. Detaylı olarak da arkadaşlarımıza sunalım. Tamamdır. İçinde dizayn olarak herhangi bir şey yapılmadı. Şu anda fabrikanın verdiği gibi. Doğru mu? Evet. İçinde herhangi bir şu an bir şey yapmadık. İçerisinde şu anda bir yıldız tavan, bir iç ambiyans projemiz var. Direksiyon projemiz var. Hani komple değişim olacak gene içinde. Evet. Evet. İçinde de zaten kemerleri turuncu yapmayı planlıyorum. Ya birkaç detay daha var yani. İnanıyorum üstü de güzel olacak evet, yani. Evet. İçerisinde daha güzel olacak. Şimdi ses sistemin sadece arabayı doldurmuşsun. Kapılar iptal, makas iptal. Şimdi ses sistemin çok güzel. Artı bir mor tercih etmişsin turuncuya. Turuncu ile mor güzel uyar dedik. Ondan dolayı mor yapmayı tercih ettik. Ama güzel farklı bir desen olmuş. Evet. Ama yeni arabaya bunu yapılır mı diyen muhakkak vardır. Ya sana. İllaki vardır. Kapılar bozulur mu ya? Evet. Kapıların bir de kendi şeyini kestirdik. Ondan dolayı orijinal de gitti. Evet orijinal de gitti. Öyle yani şu an. Bu da böyle bir hastalık diyor. Evet yani. Bu da böyle bir hastalık. Peki cihaz olarak ne tercih ettin? Neler var şu anda üstünde? Cihaz olarak sağ kapımızda iki takım Apokalips var 300 RMS. Sol kapımızda iki tane 300 RMS Apokalips var. Tabii birer takım da Reis'in Twitter'ı var. Kapılar böyle. Arka panzut olarak da 4 takım Apokalips var. Bir takım da Twitter'ımız var Reis'in. Peki tesisat olarak şimdi kapıları doldurmuşsun. Kapılar daha değişmez değil mi? Bu şekilde kapılar yok. Kapılarda şu an herhangi bir projemiz yok. Sadece ekstradan taraflarına led döşeceğiz. O kadar. Şu anlık bir kapıların işi kalmadı. Peki bakasta herhangi bir değişiklik olacak mı? Bakasta mı aynı? Bagajı falan? Bir dizayna sokacağız. Farklı bir çalışma daha gelecek bakasta. Farklı bir çalışma daha gelecek. Daha iyisi gelecek bagaj için. Ekstra olarak yükleme olacak mı? Yok. Ekstra olarak yükleme olacak. Tesisat konusu bu kadar. Sadece aynen. Dizayn olarak değişsin. Aynen öyle. Bu kadar yeterli. Dizayn konusuna gene gelmek istiyorum. Sanki bu ekran arabaya göre ufak mı kalmış? Yani bana mı öyle geldi? Ekran aslında opsiyon yapacaktık. Opsiyon seçeneği yokmuş. Tek bir ekran çıkartmış bu Clio 5 bu modelinde. Zaten hayat göstergemiz zaten var arabada. O zaten çok güzeldi. Aynen. Ya. Başka opsiyonlanmadığı için ekstradan da büyük multimedya koymak istemedim ben. Biraz orijinali kalsın yani istedim. Bozmak istemedim aynen, burada. Aynen bunun orijinali kalsın dedim. Dışında ekstra olarak bir şey yapmak istediğin var mı? Ya dışında aslında şu anlık bitti ama ben şey düşünüyordum aslında. Bu yanlara böyle kabartayım çamurlukları falan. Roketman'la dodik tarzı mı? Aynen. Dedim bu arabaya
bu gitmez dedim. Böyle bir şekilde kalsın istedim. Artık başka arabamıza kaldı. Yani o zaman bunun %90'ı işlemleri bunun, bitti. Bunun %90'ı dış da bitti. İşte dediğim gibi içeride saydıklarımı saydım. Önceden coil'i kullandın. Evet, önceden coil vardı aracımızda. İlk aldığın gibi coil'e girdin sadece. Aynen, ilk aldığımızda coil koyduk. Ondan sonra bir air serüvenin oldu. Air'e başladı. Evet. Peki buradan oraya geçiş yapma nedenin ne oldu? Neden bir air tercih ettin? Ya coil'e devam etmedi. Fuarlara gidiyoruz, indir kaldır. Çok uğraştırıyordu. Dedik yani zamanı geldi yerinde. Zaten koyacaktım da biraz daha süreci öne çektim. Hani bugün koyarım, yarın aynen koyarım hesabı. Aynen öyle. Ama bu arabada gerçekten air çok güzel olmuş. Ama şunu söyleyeyim, önceden siyah jant vardı. Evet, siyah jant vardı. O zaman air yoktu ama o zaman coil vardı. Beyaz jant koyduğun zaman, air koydun ya, çok farklı bir havaya kattı, biliyor musun arabayı? Evet. Kendini resmen ön plana attı. Şimdi siyah jant olsa belki air'le bu kadar ön plana atmayacaktı. Tabii benim düşüncem. Evet. Bazılar siyah jant seviyor, o ayrı. Siyah jant varken lastiklerimizin ebatları biraz kalındı. Arkaya biraz fazla kişi bindiği zaman hemen çamurla sürtüyoruz zaten arka çamurluk. Yani öyle oturmazdı zaten araba. Peki şu anda bunu tek mi kullanıyorsun? Ailede kullanan var mı? Anne, baba, abla? Yani şu an arabayı ben tek kullanıyorum. Çünkü lastiklerim gerçekten çok ince. Yani hemen bir çukura düştüğün zaman jantlar hemen zaten gidiyor zaten. Kaç tane hasarımız var jantlardan dolayı. Ya kaldırım sürtmeleri onlar. Evet, kaldırım sürtmeleri. Peki anne baba ne tepki gösteriyor sana? Sonuçta bu arabaya harcama yapıyor. Para yani, gidiyor. Yani. Harcama ya, yaptığında ne tepki alıyor? Aslında yani benim babam sever arabalara böyle uğraşmayı. Aynen. FZB'si beraber yaptık. Aynen. FZB'si zaten beraber yaptık zaten. Ya annemin de tepkisi işte biraz harcama yapıyorsun falan filan. Falla gidiyor bu sefer. Aynen. Ondan dolayı annemin de tepkisi. Yani genel olarak ailece olarak beğeniyoruz zaten. Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Şimdi asıl mevzuya gelmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir tasarım yapmışsın. Güzel bir aracı ortaya koymuşsun. Ne kadar harcadın? Ne kadar gitti şu anda bu arabaya? 35 bin lira verdik jant lastiğe. 28 bin lira verdik eğri. Ne kadar gitti tesisata? Tesisata 230-240 arası bir şey gitti tesisata. Güzel. O zaman en fazla giden şey de evet, tesisat oldu. Ya tesisat bir de beni uğraştırdı. İlk başta ben iki takım koydum, panzot yaptırdım falan. Dedim bu yeter dedim. Evresini aldım, baktın aynen olmadı. Çünkü bu. Komple bozuk tesisatı. İlk başta 60 bin lira zaten orada harcadım ben zaten. Tekrar bulunca bir 60 bin lira tekrar içeri gittin. O biraz yordu beni. Önce araştırmamı da yapacaktım. Nasıl olmadı. Dedim yapmışken bunu her şeyi bunda yapayım. Her şeyi evkine tadına varayım dedim bunda. Hepsini buna yaptım. En iyisini yaptım. Şimdi air konusuna gelmek istiyorum. Konfor olarak bana göre bozmadı. Çok güzel tabii. Havanın üstüne gittiğin zaman biliyorsun ufak da olsa sekme yapar. O yani, eyvallah. Herkesin bildiği gibi. Ama konforu gerçekten çok iyi. İki bağımsız tercih ettin tüp olarak. İki kompresör var, bir tüpümüz var. Zaten onu da şeye koyduk zaten. İstepneye koyduk. Görünmüyor yani, zaten. Belli olmasın diye. Evet. Bu arada hakkını helal et. Çok teşekkür ediyorum. Bu sizden altına seni yordum. Ne demek abi, her zaman. Helal olsun. Ama söyle söyle, gerçekten çok güzel bir çalışma ortaya koyduk. Biz de elimizden geldiği kadar bu güzel çalışmayı arkadaşlarımıza sunmaya çalıştık. Bu arada arkadaşlara da, abilere de çok teşekkür ediyorum. Onlar da bir sizden altına evet yaktı. Haklarını helal etsin lütfen. Helal olsun. Evet, teşekkür ederim her zaman. Elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştık. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.